Evet sevgili dostlar. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Dün bir anket yaptım ama katılım çok az oldu. 473 oyda kaldı. İnşallah daha da artar. Kanalımızla ilgili hangi seçenek sizi en net şekilde ifade ediyor dedim. Ee, %60 oy denk geldi oldum ve mutluyum. Video önüme çıktı gibisinden. %26'lık kesim önce kızıyordum şimdi bırakamıyorum. Arada yine kızıyorum gerçi demiş. %3 kötü olarak reklamınızı gördüm. Girip izleyince beğenip oldum diyor. Aslında bu %3'ten daha fazla. Yani bizim kanalı çok kötülüyorlar ediyorlar şöyle böyle diye. Gelen geri gitmiyor. %3'te başka takımlıyım ama aboneyim demiş. Düşünün yani yaklaşık herhalde 15-20 tane etiket olabilir. Yani 15-20 kişiye yakın. Hepsi diyen var %8 ya da en az iki maddeden biri diyen var. Teşekkürlerimi sunuyorum inşallah. Sizlere layık oluyoruz inşallah. Keyiflendiriyoruz. Ama bazen arada sırada sıkıntılı şeyler yapıyorum ama mesela yorumlar falan çok hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden şey yapalım arkadaşlar. Yani kanala desteklerinizi eksik etmeyin. Şu 23.100'ü de bir anca 23.200 yapalım inşallah. Ee, ben şey söyleyeyim. Şaktar Donetsk maçından önce herhalde yayın yapmayacağız ya bu video. Muhtemelen o zamana yüklenir diye düşünüyorum. Teknik direktör kısmı. Şimdi bu kısma geçmem lazım. Bu kısmı konuşmam lazım. Eğer bu videoyu çekemezsem kendi kendime kafayı yer dururum. Kafayı yememem için bu videoyu çekmem lazım. Sizlerin de bu videoya beğeni atarak destek olmanız lazım. Bakın yanlış anlamayın bu cümleyi kolay kolay söylemem ama bu videoya beğeni atmayan cinconlu olsun. Çünkü bu videoyu herkesin duymasını istiyorum. Bakın herkesin şu anda kafası bir milyon. Arkadaşlar Size bir tane duyum vereceğim ama kesin %100 olacak başka hiçbir şey engelleyemeyecek. Kesinlikle çıkacak desem hepiniz hocam teknik direktörü söyle ya. Yani merak ediyoruz kim olacak diyeceksiniz. Ben bu videoda size %100 teknik direktörü duyumu vereceğim. Ya, beğenirseniz ama. Yani bu beğeni inşallah e, çok olur. Şimdi öncelikle İsmail Kartal Fenerbahçe tarihine geçti haberi var. İsmail Kartal Fenerbahçe 2.21'lik puan ortalamasıyla... Ee, Sarla Hacivertler'in tarihine geçti diyor. Yalnız bu total 221 diye biliyorum. Yani e, fotoğrafları aldığımı bilmiyorum ama ben total diye bir hatırlıyorum. ya yani şu ana kadar İsmail Katal'ın Fenerbahçe'deki tüm maçlarını baz alıyor. Total diye hatırlıyorum. Ama başka tarafında aklıma başka bir şey geliyor. Onları da konuşacağım arkadaşlar inşallah. Şimdi aslında bir video daha vardı. Neyse o e, görsen onu sonra konuşalım. En az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal olmuş. 47 maç, 104 puan ve 2.21 puan ortalaması. Yani 47 maç 104 puan. Sadece bu sezon 3 tane yenilgisi, 2 tanesi konferans liginde bir tanesi Türkiye Kupası'nda. Yani eğer onlar da galibiyet olsaydı herhalde 2 e, falan 21 225 falan olurdu. İsmail Kartal'dan muazzam başarı diyor. Göztepe 2-0 yendi. Yenilmezlik serisi zaten 9 maça çıktı ama galibiyet serisi 5 maça çıktı. Bitime 5 hafta kalan Trabzonspor'la puan farkı 11'e düştü. Ee, İsmail Kartal'ın ligi ikinciliği için büyük avantajı var. Diyor. Yok. Oyunca da dolu dizgin geliyor. Mustafa Denizli'yi geride bıraktı diyor. Yani 47 maça çıkan İsmail Kartal 104 puan. Ee, İsmail Kartal'ı Grafikte izleyen isim Mustafa Denizli 51 maça çıkmış ve 2.16'lık puan ortalaması. Üçüncü sırada ise sürpriz bir isim Aykut Kocaman var. Bak üçüncü sıra sürpriz bir isim bence. Bence Aykut Kocaman gerçekten sürpriz birçok kişiye göre. Çünkü hani Aykut Kocaman akıllarda şey gibi kalmış böyle hani puan ortalaması 1.5 falan gibi. 142 maçta toplam 296 puan toplayan Aykut Kocaman 2.08. Bakın 147, 142. Yani İsmail Kartal'ın yani hemen hemen 3 katı. 30 maçta 59 puan alan Erol Bulut ise Gigolat şey 1.97'lik ortalamayla 4. sırada. 5. sırada Lambo Ram şey Rambo rakaplı Turhan Sofoğlu var. Rambo başkasıydı ya. Hasan Kemal Özdemir'dir Rambo. Bir dönem takipleşiyorduk ama irtibatı kaybettik hocamla. Ee, Turhan Sofuoğlu 19 maçta 36 puan topluyor ve 189 İsmail Kartal'ın bu performans sonrasında takımda kalma ihtimali yükseliyor. Ali Koç da sezon sonunda kararını verecek demiş. Bak Ali Koç sezon sonunda kararını verecek. En doğru cümle bu bence. Şu ana kadar. Şimdi yazarlardan yorumlar yani İsmail Kartal kararı artık Löv'e bağlı diye bir şey görüyorum. Açıkçası üst başlık. Şimdi sabah spor yazarları İsmail Kartal'la ilgili diyorlar ki yani soru şu. Tribünler İsmail Kartal diye Bugüne kadar taraftara kayıtsız kalmayan Ali Koç bu sese kulak verir mi? Ali Gültiken. Ali Koç bu sese kulak vermek zorunda kalır. Futbolun en büyük gücü istikrardır. Bir oyun ve kadro istikrarı oluştuysa bunu devam ettirmek gerek. Şimdi istikrar ile başarı geleceğini düşünüyoruz. Şimdi istikrar şudur. İstikrar şudur. 30 maça çıkarsın. 30'unda da zımba gibi top oynarsın. 31. maçta Kötü oynarsın. 32. başta tekrar zımba gibi oynamaya başlarsın. Bu istikrardır. Hocam arada bir tane fire var olsun. İki tane de fire olsa olsun. Üç tane de olsa olsun. Yani dört tane de olsa olsun. Anlatabiliyor muyum? Fire mühim değil. Mühim olan insanlık diyormuşum. Şimdi Ali Gül diyor ki koçun başkanlığı sürecine baktığımız zaman dim yata pirince giderken eldeki bulgurdan çok oldu. Bak güzel bir tabir. Hep dışarıdakinin daha iyi olacağını düşünerek olan sistem olan sistemi farklı bir yere taşımaya çalıştı ama bu kararların geriye dönüşlerinde başarısızlık altında ezildi demiş. Misal veriyorum Aykut kocaman hiç gitmeseydi bence biz ne küme düşme korkusu yaşardık ne başka bir şey yaşardık. Belki araya bir tane de kupa sıkıştırırdık en az. Belki diyorum. Şimdi şu an camia böyle bir birliktelik yakalamışken İsmail Kartal'a devam etmek doğru olur. Ama bir şeyin altını çizelim Bu istikrar kalan 5 maçta da devam ettiği takdirde etekemeye bürünür. Farklı sonuçlar doğal olarak beraberinde yine tartışmaları getirir. Ben burada devreye gireyim. İsmail Kartal geldiği zaman mütevazi halktan birisi, ailemizin örümcek adamı. Değil mi? Mahallemizin örümcek adamı olarak geldi. Sevildi, sayıldı. Ta ki ben ikinci adam olmam 500 kere mi söylemem lazım diyene kadar. O ben ikinci adam olmam dediği günden sonra dikkat edin Fenerbahçe'de bir düşüş var. Çünkü mütevazilik gitti ya. O biraz şımarıklığa bıraktı gibi oldu işi. Biraz hani kibire bıraktı gibi oldu. O açıklaması son derece yanlıştı. Ama ondan önce de yanlış açıklamalar var. Ben Fenerbahçeliyim, ben Fenerbahçe, ben Fenerliyim falan diyordu böyle sürekli. Ya biliyoruz biz ki sana kimse Galatasaraylı demiyor. Sana bile takımı soruyor diyorlardı. Ömer Ründür. Başkan Ali Koç için son derece zor bir süreç başlıyor. Fenerbahçe taraftarının takımına gösterdiği beklen, beklenenin üstündeki ilgi tabii ki soru işareti. İsmail Kartal göreve geldiği zaman takımın gidişatı çok kötüydü. Taraftar bilhassa Slavya Prag maçlarında stada gelmediği gibi gelenler de aleyhte tezahürat yapmıştı. Şu aşamada Ali Koç'un çok dikkati karar vermesi gerek değil mi? Biz bu süreçlerden geçtik. İsmail Kartal'la birlikte dahi olsam taraftarın yuhladığı yönetim istifade dediği süreç. İsmail Kartal taraftardan güven oyu aldı ancak gelecek sezon çok hazır bir Trabzonspor olacak. Katılıyorum. Beşiktaş ve Galatasaray da şu anki durumlarından daha güçlü bir seviyeye gelecektir. Şu aşamada yorumun bir tek Löv gelirse İsmail Kartal'la kaynaştırılır. Löv gelmezse Kartal'la yola devam edilecektir diyor. Ömer, Öründül, Doğayan isim diyelim ya da tecrübeli isim diyelim. Ya da bu işin kaşarlanmışı mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama o da bunu söylüyor. Şimdi Bakın. Ben şunu söyleyeyim. Sürdürülebilir, sürdürülebilir, bir oyun var mı ortada? Bunu düşünüyor musunuz? Yani bu oyun sürdürülebilir mi? Üstüne eklenebilir mi? Ya da Fenerbahçe hep aynı oyunu oynuyordu da şimdi mi skorlar geldi yoksa gelişim var mı? Misal hep söylediğim bir şey var. Berke Özer. Bak ben söylediğim zaman bana kızdınız. Bazı arkadaşlarımız kızdı darıldı. Bazı arkadaşlarımız da hak verdi. İsmail Kartal'ın en büyük şansı Altay'ın iyileşmesi. En büyük şansı. Berke varken kaleye gelen toplar gol oluyordu. Aslında Fenerbahçe Sivas maçında da kötü oynamadı. Kayserispor'la Türkiye Kupası maçında da kötü oynamadı. Anlatabiliyor muyum? O maçta da kötü oynamadı Fenerbahçe. Adana Demir'e 2-1 yenildi Fenerbahçe. O maçta da kötü oynamadı. Aslında İsmail Kartal o mağlup olunan 3 üç maçın 3'ünde de takımı iyi oynattı. Ama Berke Özer geleni yumurtladı. Frikik kullanıldı yumurtladı. Uzaktan vurdular yumurtladı. Değil mi? Şimdi 6 ay varken dikkat edin. Yani şu an oyunda yani o, o maçtaki futbolla bu maçtaki futbolla sadece Altay bayındır farkı var desem gülersiniz. Bakın hakkını yemiyor kimse. Fizik olarak gelişim var. Evet o maçlardan bu yana fizik gelişim var. Onun dışında hiçbir ekstrası yok. Gazetenin haberi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır duvar ördü. Hadi beni boş verin. Ben gazetenin haberini okuyorum. 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin yükselişindeki en büyük pay sahiplerinin başında Altay Bayındır geliyor. Fenerbahçe taraftarı kolay kolay maçın adamını kaleci seçmez. Gururuna yediremez. Kaleciyi seçerse ne olur? Ulan rakip tek kale oynadı. Kaleci kurtardı gibi oluyor. Yani bu zafiyet oluyor der. Fenerbahçe'nin ligdeki müthiş çıkışında en büyük pay sahiplerinin başında Altay var. 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik ve yakaladığı seri Altay'ın sakatlıktan döndüğü Giresun mücadelesiyle başlıyor. Bakın Giresun müsabakasıyla başlıyor. Fenerbahçe maçları yazıyoruz internete giriyoruz. Şimdi Giresun maçının öncesine bakacağım. Giresun maçının öncesi Kayseri maçı. Türkiye Kupası maçı. Sonrasında Slavya Praha iki maçta da yeniden bir Fenerbahçe var. Ama savunmadaki o inanılmaz hatalar. Yani Slavya Praha'nın bizden daha hazır oynadığı futbol vesaire. Kayseri. Kayseri'den önce Başakşehir'e yenilmiş Fenerbahçe. Ondan önce Sivas'la beraber Fenerbahçe. Gerçi İsmail Kartallı İsmail Kartal Kayseri maçından önce mi geldi ya? Başakşehir maçında takımın başında mıydı? Yoktu diye hatırlıyorum ya. Var mıydı? Ligde bizim bir yenilgimiz var. Eee Allah Allah. Dur. Başakşehir maçına bir tıklayayım. Bir saniye. Maç kadrosu diyeyim. Teknik direktörü görmem lazım. İsmail Kartal. Evet. Başakşehir'e yenilen takımında başta İsmail Kartal var. Ee, ondan önce Sivas'ta beraberlik var. Sivas'ta da sanırım İsmail Kartal vardı. Ama dediğim gibi orada mesela uzaktan çekilen şutu yemeseydi o beraberlik olmayacaktı. Ya, Berke bak. Berke şansı. Altayı 2-1 yendik. Antalya ile Deplasman'da 1-1 kalıyoruz. 2-81'de Doğukan'dan yiyoruz mesela golü. Yine İsmail Kartal baştan. Ama o dönemki Fenerbahçe rezil. Adana Demir maçına bakıyorsun. Adana Demir maçında maç kadrosu. Ee, burada Zeki Murat Göle var. Tamam. İsmail Kartal ben Adana Demir maçında yenilgi var zannediyorum ama Başakşehir maçında. Şimdi ay son olarak Göztepe maçında da kritik kurtarışlar yaptı. Tarafların oyla maçın adamı seçildi üst üste 3 karşılaşmada gol yemedi Fenerbahçe. Ve 8 gol attı. 0 gol yedi oldu. Bakın arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. İsmail Hoca teşekkürü hak etti mi? Etti. Taraftar alkışladı mı? Alkışladı. Peki seneye hoca olarak kalmalı mı İsmail Kartal? Bu onu gerektirmiyor. Ya bu iş bu kadar basit değil. Burak Güngör kardeşimizin çok güzel bir yorumuna denk geldim. Twitter'daydı sanırım. Yoksa bizim kanaldaki yorumdan mı aldım Neyse isim Burak Güngör o kesin notumu aldım Fenerbahçe zaten kazanması gereken maçları kazanabildiği için Hoca güzellemeleri yapılıyor Kötüye vasata alışmanın en net örneği bu herhalde Kimse taktiğine, tekniğine, oyuna müdahalesine övgüde bulunmuyor Kazanıyoruz diyor herkes Bakın kazanması gereken maçlara. Hocam öyle diyorsun da Galatasaray'ı yenmek kolay mı? Galatasaray sıralamada kaçıncı? Bugün yeni Malatya Sporu yendi de 44'e ulaştı. 12. sırada. Ya yani yenemeseydi 15. sıradaydı. Yenemeseydi 15. sıradaydı. 15'teydi. Hatta yenemeseydi demeyeyim. 2-3 e, tane yeseydi herhalde. 3 tane yeseydi. Şey, 14. 15. yani. O şekilde adlandıralım. 15. 14. fark etmez. Ya Galatasaray 14. 15. Sezonda 13 tane mağlubiyet yaşamış. Galatasaray tarihinde böyle bir rezalet yok bence. Konya'yı yendin. Allah aşkına Konya'yı öyle devire devire eze eze mi yendin? Top göstermeden mi yendin? Bir düşün, düşünmek de lazım. Başka? Mesela Başakşehir'de de berabere. Şey Başakşehir'e yenildin. Değil mi? Alanya'yı yendin. Alanya'nın işte çıkıştı. Bakıyorum yani inişte Antalya Antalya'yla berabere kaldım mesela. Sivas'ta berabere kaldım. 13. sıradaki Sivas'ta. 19. Göztepe'yi yendin kahraman. 17. Altay'ı yendin kahraman. 16. Giresun'u yendin kahraman. 14. Kayseri'yi yendin kahraman. Arkadaşımıza %100 katılmıyorum ama mantığı doğru, cümleler doğru. Taktiğine, tekniğine. Mesela İsmail Kartal'ın taktiğinde böyle bir hoşunuza giden bir set var mı? Yani çizmiş olduğu bir hücum seti. Hocam şu hücum seti. Kanada atıp savunma arkasına üstten pas atıyoruz mesela. Bak o hücum setini herhalde aklınızdadır. Ben başkan. Sağ kanatta 3 üç kişinin üçgen çizmesini sağlıyor mesela. Hücum setlerinden bir tanesi bu. Oyuna müdahalesi. İsmail Kartal'ın oyuna müdahaleleri rezalet. Hiç yerinde hamle yapmıyor. Hiç zamanında hamle yapmıyor. Hocam Alanya'da 2-2 gidiyordu maç. Aldı Arda Güler'i 5-2 oldu. Al sana müdahale. Ya arkadaşım o saate o dakikada kadar beklenmesi mantıklı mıydı? Bak Göztepe maçı. Ben burada cahil aklımda dedim ki on, şey, 60. dakikadan sonra Göztepe düşecek. Fizik kondisyon yerle bir olacak. 60'tan sonra bakın orta sahalar delik deşik olacak. Al 60'tan 60'dan sonra Valencia'yı Kanada. Al bir Kanada Valencia'yı diğer Kanada Rossi'yi. Serdar Dursun duruyor zaten. E, Pelkas sakatlandı. Arda Güler'i al. Bak bakalım kaç atıyorsun. 3-4-5'i bulursun dedim. Arda Güler girdikten sonra 2-3 tane net pozisyonumuz var. 2 tane, iki tane net pozisyonumuz var. Bir tane penaltı var ayrıca. Penaltı pozisyonu onu da golle sonuçlandırdık. Daha beceremediğimiz birkaç pozisyon var. İsmail Kartal'a devam edilecekse edilsin. Ama bu kararın nedeni düzgünce açıklansın. Yani kalacak çünkü kazanıyoruz. Böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok. Avrupa'dan elenirken de İsmail Kartal vardı. Türkiye Kupası'ndan elenirken de İsmail Kartal vardı. Yani Fenerbahçe'nin seviyesi şu anda Löv Jesus seviyesi deniliyor. İkisinin adı geçiyor. Ha, ayrı ayrı futbol mantaliteleri tartışılıyor. Hangisi uygun diye soruluyor. Doğru. Çok güzel. İsmail Kartal da değerlendirir mesela. İsmail Kartal'ın hangi özelliğinden dolayı kalmalı? Yani neyden dolayı kalmalı? Futbolcularla iletişimi çok iyi. Geldi geleli kaç kadro dışı var? Ama hocam kadro dışı diyorsun da o kadro dışılar da olmasaydı takım kendine gelemeyecekti. Ya arkadaşlar takımda zaten kadro dışılar vardı. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Zaten kadro dışılar vardı bu takımda. Yani Ozan Tufan mesela çıktı geldi hazır değil. Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmak yerine oynatıp bir şey elde etseydi derdim ki ne hala. Ha ben yine bir şey demiyorum. Yine normal. Yine normal. Şimdi İsmail Kartal dediğim gibi önce değerlendirmesi lazım. Sonra gitsin kalsın sonucuna vurmak lazım. Ya mesela Fenerbahçe şu anda fener şampiyonluğa oynamıyor. Ya da oynayacak pozisyonda değil. İsmail Kartal seneye bu takım şampiyonlar götürebilir mi? Yıllarca devam edecek bir oyun, oyuncu kültürü oluşturabilir mi? Bunu konuşmak lazım. Bugün duyumcu bir kardeş. E, bu arada Serzen Hamzoğlu da şey demiş. Jorge Jesus'la ilgili çok fazla soru geliyor. Yaptığım araştırma ve aldığım istihbarat doğrultusunda son birkaç günde Başkan Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçeli yöneticisi Jesus'la görüşmek için Portekiz'e gitmedi diyor. Şimdi biz de bunu duyumlarda verdik. Dünkü videoda verdik ama kapak resmini aldanıyor arkadaşlar. Başlığı aldanıyor arkadaşlar. İçeriye bakmıyorlar. Ya ben de bilmiyorum başlığa ne koysak Birileri çıkıyor diyor ki işte bu başlıktan içerik alakasız. ne alakasız? Ne konuşuyorum? Başlıkta ne varsa onu konuşuruz arkadaş. Başka bir şey konuşmuyoruz ki. Gözünüzü seveyim ya. Yani eleştirmek için eleştiriyor. Bir arkadaş demiş hani resmi yazmışsın. Nerede resmi diyor. Lan neresine resmi yazıyor? Başlıkta resmi yazıyor. Baktım başlıkta resmi falan yazmıyor. Acaba içerikte mi? Orada da yazmıyor. Nerede resmi yazıyor? Resmi yazıyor orada. Herhalde resme bakınca ya da kapak resmine bakınca aa resmi yazıyor diyorsunuz. Canlı sağ olsun. Şimdi Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen Lake of Tears'a diyor ki süreç normal şekilde devam ediyor. Umarım en kısa sürede sonuçlanır. <laughs> Ortalık bu zihniyetten kurtulur diyor. Zihniyet dediği de şey hani anket yapacağız. Bu anketi Ali Koç'a ulaştıracağız denilmiş. Ee, bu da bunlar eleştiriyor. Yani Ali Koç'ta görüşemezler, yan yana gelemezler şöyle böyle. Yoo yalan söylüyorsunuz. Ali Koç'ta görüşebilirsiniz. Ali Koç'ta ben bile görüşebilirim. Siz bile görüşebilirsiniz. Bende numarası da var. Emre Belözoğlu'nun, David de Soğuzan'ın, Alex de Soğuzan'ın, Ömer Temelli'nin, Erol Bileci'nin. Yani görüşebilirsiniz Ali Koç'ta. Ali Koç bu kadar uzak bir adam değil. Ha şuna <laughs> Kusura bakmayın. Şuna karşıysanız anlarım. Ya işte Fenerbahçe'nin teknik direktörü anketlerle mi belirlenecek? Bak karşıyım. Buna da karşıyım. Anketlerle belirleyin ya. Ya ne kaybedersiniz? Fenerium sitesinde bir hafta boyunca anket tutun. Lan alın size para kazanma yöntemi. Lan Kayseri'li adamdan dinleyin yöntemi ya. Kayseri'li adamdan dinleyin yöntemi. Fenerium sitesinde bir anket açın. İşte Löv, Jorge Jesus, Nenat Bielisa, İsmail Kartal, diğer 1 TL'lik dahi alışveriş yapan herkesin bu ankete oy kullanma hakkı olsun. Bırakın troll, trollemek için oy kullanacaklarsa alışveriş yapsınlar. Feneriyum'dan alışveriş yapsınlar. Para hesaplarından nasıl olsa çekiliyor. İade de, yani iade de yasak olsun. Bu ankette oy kullandığı zaman. Al sana, al. Al sana şey, taktik. Bak, çok büyük iddiada bulunuyorum. Löv, Jorge Jesus, Nenat Bielisa, İsmail Kartal diğer. Oylamaya sunun. Ben size çıkacak sonucu söylüyorum. %35 civarında Jorge Jesus çıkar. %25 civarında Löw çıkar. %15-16 civarında e, bir Yelisa çıkar. Hemen hemen o civarda İsmail Kartal çıkar. Kalanda diğer çıkar. Bak Jorge Jesus niye çıkar biliyor musunuz? Çünkü Jorge Jesus tempolu futbol oynatıyor. Ve sürekli takım çalıştırdı. Yaşlı kurt... Futbolculara imtiyazı yok. Taraftar yıllardır bu ta fut takımın futbolculara imtiyazından bıktı. Ya futbolcular torpille. Ya Ersun Yanalı kim gönderdi futbolcular? Emre'yi kim gönderdi futbolcular? Ağlayıp zırlamasın kimse. Kimse ağlayıp zırlamasın. Yani. Yani. Ne anlatılır ya? Bak. Bak. Löv konusunda ben size yüzde yüz duyumu tek veren benim. Şu sosyal medyada yüzde yüz duyum veren tek kişi benim. Löv konusunda yüzde bir milyon duyum hatta. İmzayı görene kadar löv dese ki anlaştım inanmayın. Ali Koç dese ki löv kesin inanmayın. Resmi site hoş geldin falan de ahi dese inanmayın. Resmi imzayı görene kadar her duyum yalandır. Yalansa yalan diyin bu duyumu. Bak Türkiye'deki tek doğru duyumu ben verdim. Benden başka doğru duyum veren yok. Löv'le görüşüldü. Ali Koç çok sıkıldı. İnşallah canım ya dedi. Löv ona mesaj attı. Ali Koç Löv'ü dürttü. Titreşim gönderdi. Gerçi siz yeniler bilmezsiniz titreşim gönderdi. Şimdi onu yanlış falan anlarsınız. MSN vardı eskiden. Karşındakini titretiyordum. Titreşim atıyordum. Ali Koç dürttü. Facebook'ta bir ara dürtme vardı. Hala var mı bilmiyorum. Baseball'a doğru düzgün giremiyorum. Dürtme var mı hala? Yani dürtebiliyor musunuz? Ali Koç lövü dürttü. ya arkadaş ya. Ee, peki hocam. Sen niye İsmail Kartal'ı istemiyorsun? Diye, diye soruyorsanız. Sen niye istemiyorsun? Fakat bakalım sen izlemiyorsun? Arkadaşlar bakın. Ben uçak süremem. Pilot değilim tır belki sürerim. O tır ehliyetim yok ama belki sürerim. Çünkü otomobiller hemen hemen benzer tarafları çok. Kamyon belki sürerim. Dolmuş sürmüşlüğüm var. Aksere 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 de. Dolmuş sürmüşlüğüm var. Traktör mantık mantarite benzer de işte birkaç tane farklı kol var. Bir kişi bana anlatsın şöyle şu şu şöyle bu böyle desin. Onu da sürerim. Motor motoru sevmiyorum. Şimdi siz bana diyorsunuz ki Uçağa sürmek için Mustafa Hoca'yı mı getirelim, pilot mu getirelim? Bir grup diyor ki içinizdeki ya Mustafa Hoca çok iyi adam, seviyoruz. Halkın kahramanı. Geceler örümcek adama dönüşüyor falan, ağ atıyor falan. Bir grup da diyor ki lan saçmalamayın. Tamam adam bilgili işte, araba sürebiliyor, güzel sürüyor, şöyle böyle falan filan. Hani traktör de sürüyor misal, dolmuş da sürüyor, belki kamyon tır da sürüyor misal. Uçağa süremez baba. Siz diyorsunuz ki hayır ya sürer ya. Ondan sonra beni uçağın başına geçiriyorlar. Deneme amaçlı. Otomatik pilot gidiyor. Ben de bir iki tuşu kurcalıyorum. Kurcalanca bir şeyler buluyorum mesela kendimce. Atıyorum anons sistemini falan buluyorum. Ay bu otomatik pilot gidiyor benim. katkım bir iki tuşa basmak. Bu sefer diyorlar ki bak Mustafa Hoca ne güzel götürüyor. Uçak sarsılmıyor. Hava da çok güzel. Tribülansa falan da girmiyor. Uçak titremiyor da. Hava şartları da güzel. Aynı mevzu bu. Bakın bu işin erbabı pilottur. İsmail Kartal'a saygım sonsuz. Ha İsmail Kartal'dan çok iyi yardımcı pilot olur. Benden de çok iyi yardımcı pilot olur. Oraya bir tane pilot getirin ben de yanına dikin. Mustafa Hoca baka baka öğrendiğim ben. Baka baka öğrenirim. Baka baka öğrenirim. Hocam o işler o kadar kolay olsaydı o kadar yıl okumazlardı. Ya ben misal veriyorum. Baka baka öğrenirim yani. O sistemleri en azından birçoğunu çakarım kafaya. Bazı şeyler yani yaparak, yaşayarak öğrenmek daha etkili olur. Eğitim ee, şeyinde daha mantıklı. Eğitim sisteminde bu daha mantıklı. Olması gereken eğitim bu şekilde. Biz teoriye daha çok önem veriyoruz. Pratiği geri plana atıyoruz. Demek istediğim anladınız İsmail Kartal günü kurtarmıştır. Evet. Yenmesi muhtemel olduğumuz rakipleri yenmiştir. Evet. Kadroda pozitif bir şeyler ortaya çıkarmıştır. Mesela Mert Hakan'dan birazcık faydalanmıştır. İrfan Can'dan birazcık faydalanmışlar. Hani artılardan bahsedelim. Crespo zaten Crespo'ydu. Zayt zaten Zayt'tı. Ferdi zaten Ferdi'ydi. O zaten o iyiydi. Kim zaten kimdi? Serdar Aziz'i biraz ön plan çıkarttı. Bak Salahi biraz geriye gitti. Pelkası Salahi'yi kısım kısım oynatıyor. Hani oyuna küsmesinler diye. Pelkası kanı. Ozan Mesut'u kaybettik. Sosa gitti. Nazım gitti. Hani bunları da kazansa diye kastettiğim şey bu. Bir de bu Sabri Çelik ve ekibiyle İsmail Kartal baş edemez. Ha! Ola ki kimseyi alamadık. Hocam, financial fair play. Zart, zırt, evet. Kimseyi alamadık. Yine mi İsmail Kartal gelmesin? Yok o zaman gelsin. E hocam hani olmaz etmez diyordun. Niye İsmail Kartal diyorsun? Kimse olmazsa. Bakın vara gidiyorum. Vara gidiyorum. Pozisyonu inceliyorum. Kimse gelmiyor. Jesus diyor ki para çok. Löv diyor ki gelmiyorum sistem. Başka bir şey şu bu falan filan. Hocam herkes gelir. Löv kafayı yiyor gelmek için. Kafayı yiyor değil mi? Ben size şimdi kafayı yedirttireceğim. Bak ben size bir tane bir şey göstereyim. Ekrana. 18 Haziran 2021. Görüyorsunuz değil mi? Fenerbahçe'de teknik yoktu. işte devam ederken Başkan Ali Koç'un önemli isimlerin Türkiye'de çalışmayı kabul etmediği bilgisini verip kimse gelmek istemiyor dediği öğrenildi. Bakın teknik direktör açtılar. Ali Koç kimse gelmek istemiyor. 18 Haziran 2021 hiçbir hoca gelmek istemiyor. Yani çalışmaya devam ettiğini ama birçok önemli adamın Türkiye'ye gelmek istemediğini. Bakın yani kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yani ekşi sözlükte falan. Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Türkiye'ye gelmek istemiyorlar diyor. Yani. Şimdi Türkiye'ye niye gelir teknik adam? Para, para, para. Jorge Jesus'a Avrupa kulüpleri 3-3.5 anca verir ekibiyle birlikte. 3-3.5. Siz ben, Benfica Benfica'nın öyle 10 verdiğini falan düşünüyor musunuz gerçekten? Brezilya kulüpleri de 3-3.5 anca verir. Anca verir. La Origi, Origi. İşte Liverpool'un forveti. Origi'nin Milan'la sözleşmesine bakın. Gerçi açıklanmadı herhalde resmi. De. Açıklanınca bakın. Yıllık ücret bilmem ne şu kadar falan filan. Totalde 3.5 milyon euro. Vergiler Origi'ye ait ha. Vergileri çıkınca 2.2'ye falan düşüyor. Yıllık ücreti. Türkiye'ye oradaki getirsen 4'ten aşağı gelir mi? Gelmez. İşte bu. Şimdi hiçbir yabancı teknik adam gelmek istemiyor. Niye gelir? Para. Löv babasının ayrına mı gelecek? Hocam eskiden çalıştı. Çok seviyor Fenerbahçe'yi. Yapma ya. Fenerbahçe'yi çok seven teknik adamlar genellikle Türk teknik adamlar. Mesela Ersun Yanal çok seviyor. Aykut Kocaman çok seviyor. Öyle söylüyor yani. İşte Emre Belezoğlu çok seviyor. Daum çok seviyor. Ha bunları getirebilirsin. Ben açıkçası o kadar midem bulandı ki şu süreçten. Yani işi İsmail Kartal'a ihale olarak yıkmaya çalışıyorlar gibi geldi. Bakın İsmail Kartal sevdiğim bir adam. Saydığım bir adam. İyi niyetli bir adam. Ben bu tip iyi niyetli adamların kalmasından yanayım. Ama İsmail Kartal ille kalacaksa bir önerim daha var. Emre Belezoğlu'nun yardımcısı yapın. Emre'yi yardımcısı yapın. Ekibini alsın. Yine kabulüm. Bak Löv Jesus gelmiş kadar kabulüm. Emre Belezoğlu İsmail Kartal'ın ekibine dahil olsun ama söz hakkı olsun. Emre sen konuşma. Sen karışma. Falan denilecek de hiç olmaz. Bak İsmail Kartal'ın ekibine Emre, Hatta Emre ile birlikte Volkan Demirel ikisini bir getirsen. Hocam kaos çıkar. Çıkarmazsan. Kaosu çıkarmazsan. Bakın Türkiye'de futbol gazlamayla oynanıyor. Fatih Terim yıllarca bunun ekmeğini yedi. Hadi koçum yaparsın sen. Arda'yla birlikte orta sahaya yakın falan diye böyle bir çeşitli çeşitli hareketler gazladı. İyi bir direktörlük yaptı. Direktör Sergen Yalçın geçen sene gazladı etti. Bu sene aynı Sergen Yalçın rezil etti takımı. Geç hakemlerin de payı büyüktü de. Anlatabiliyorum değil mi? Yani İsmail Kartal ve Securitiesi, Securitiesi ekibi Emre Volkan olursa bak İsmail Kartal Emre koalisyonuna okeyim. Ersun Yanal geldi İsmail Kartal okeyim. İsmail Kartal Volkan Demirel okeyim. İsmail Kartal Emre Berezoğlu Volkan Demirel okeyim. Ama onun dışında ha Löv gelir yardımcısı İsmail Kartal ona zaten okeyim. Ona hiçbir şey demem. Ona hiçbir şey demem. Hocam yaşatmışa gelmiş. Tecellik mi yaptıracağını adam. Ya yaş isterse 500'e gelsin. Gelmez de yaş isterse 500'e gelsin. Demek istediğimi inşallah anlatabiliyorumdur. Bakın sürdürülebi, sürdürülebilir oyun. Cuma günü için ben size soruyorum. Kaçınız %100 galibiyet bekliyorsunuz? Çok azınız. Oyunda gerileme var. Futbolda gerileme var. İrfan dönüyor hoca. La yedeğin kim? Pelkas yok. Mesut yok. Ozan yok. Sosa yok. Ok. Nazım yok. Kısmi yok bunlar. Orada duruyorlar hocam. Nereye yok? Yok. Yok. Serdar Aziz kim? Tisserand. Salahi. 400 stoper attı. O sahayı, Ferdi. 6. 6 kişiden 4'ünü çıkarın. Oynatın. İkisi yedek kalsın. Nazım'la Novak da orada süs bitkisi. Orta saha. Kanatta mesela. Valencia'yı oynatma düşüncesi yok. Ama Valencia bence oynamalı. Bence Rize deplasmanda kanatlardan birinde Oynayabilir. Bak Mert Hakan bu maçta kötüydü. Crespo, Zayt, İrfan'ı 10 numaraya koy. Sağda Valencia, solda Rossi, Forvet'e Serdar dursun anlat. Benim ümidim var bu maçtan. Yoksa aksi de yok. Dediğim gibi karar 5 maç sona. Ya 5'te 5 beş yapıp inanılmaz bir başarı elde edip. Ne bileyim Beşiktaş'ı falan orada yenme şu bu falan yapılırsa lafım yok. Anlatabiliyor muyum? Orada lafım yok. 5 beş maçın 5'ini kazanır. Futbol daha da ileri gider. Yani bir şey diyemem ona. Mesela meşhur bir dönümcü Jesus ekibiyle 7 milyon euro istiyor. Biz 7 milyon euroyu veremeyiz. 4-4,5 bandına okey derse olabilir. Onun dışında geçiniz. İşte löv. Löv ve ekibine 4 milyon euro anca verebiliriz. Hocam biz 4 vereceğiz. İşte kalanı şey mi? E, el altından. Yok el altı el altı yok. Bu arada Şaktar Donetsk maçındaki tribün doluluk oranı %33.6 diyor. 11.554 bilet diyor satılık satılmış olan az ee, bu arada İsak yarın ya yani bugün Fenerbahçe formasıyla Şaklar maçında çıkarsa Fenerbahçe tarihinde bir maçta forma giymiş en genç oyuncu olacakmış. 15 yıl 10 ay 22 gün ile. Hayırlısı olsun ha. Lövün ekibi 4 yıllık maliyet için 35 milyon euro istemiş. 7,5 olsa 7,5. 15 30 bu kadar istemedi. 4,5 9 18. 18 artı primlerle 25'e falan çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, hayırlısı olsun. Ama benim aktaracaklarım bu kadar. İnşallah canınızı sıkmadım. Çok uzun olmuş video. Hakkınızı helal edin. Bir beğeni çok görmeyin inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.